Çayınızı getirdim. Yok artık. Ne yok artık Deren? Yok. Yok. Can'a çay var, bana yok. Benim başım tuttu da Sanemciğim. Sana zahmet olmazsa bana da bir double espresso yapar mısın? Tabii. Decaf olsun. Tabii Deren Hanım. Lütfen. Teklif için arıyorlar. Toplanın. Efendim. Evet benim. Evet. Anlıyorum. Teşekkür ederiz. Vazgeçmişler. O halde iflasımızı ilan etmek zorundayız arkadaşlar. İflas mı? Alacaklar kapıya dayanacak. Zaten battığımız haberi iyice yayıldı. Elimizde kalan bir iki müşteri de kaçacak zaten. Daha da rezil olmadan biz onlardan önce davranalım. İflas ettiğimizi açıklayalım. Yine avukat arar mısın? Arayacağım da benim elim gitmiyor arama. Eren. Tamam Ali. Can Bey. Hemen aramasanız, biraz beklesek. Neyi? Yani durumun biraz yatışmasını, sakinleşmesini. Biraz zaman verseniz. Zaman vermek hiçbir şey düzeltmez Sanem. Özellikle de ortada düzeltecek bir şey yoksa. Bir şeyler bittiyse kabul edersin ve yoluna devam edersin. Tabii sen bir anda gökten zembille inecek bir kurtarıcı beklemiyorsan izninle. Senyor Can. Senyor Fabri. Hoş geldiniz. Ne işiniz var burada? Bir dostum haber verdi de biraz böyle bir sıkışık durumunuz varmış galiba. O yüzden koşarak geldim. Evet öyle. Dünyada bizim parfüm lansmanımızı siz yürütüyorsunuz değil mi? Güzel. Senin hepinizin prestiji demek benim prestijim demek değil mi? Sezonun ortasında ben başka bir ajans bulmak istemiyorum. Çünkü istesem de sizden daha iyi bir ajans bulamam, imkansız. Çok teşekkür ederiz desteğiniz için ama biz şu anda çok daha büyük bir krizle uğraşıyoruz. Ben buraya müşteri olarak devam ediyoruz ya da etmiyoruz demek için mi gelmedim? Ben size maddi olarak destek vermeye geldim. Sinyor Fabri, kusura bakmayın ama ben müşterimden borç alamam. Ya benim Türkçem ya çok bozuk ya da ben gerçekten kendimi doğru anlatamıyorum. Peki, şöyle anlatayım. %20 hissenizi satın alarak size ortak olmaya geldim. Ah, işte bu. Kurtulduk mu? Sinyor Fabri, reklam hizmeti verdiğimiz bir müşterimizle ortak olmak bana pek doğru gelmiyor açıkçası. Can Bey niye doğru gelmiyor? Doğru gelebilir. Ha müşteri, ha ortak aynı şeyler değil mi? Kabul edelim lütfen. Evet Can Bey. Cece. Çok affedersiniz Sinyor Fabri. Can ama Fabri buralara kadar bize destek olmaya gelmiş. Biz şimdi onun yardımını geri çevirirsek kabalık etmiş olmaz mıyız sence? Deren Hanım doğru söylüyor. Sinyor Can. Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Hisselerin %20'sini bana sat. Ben sonra onların hepsini yeri vereceğim zaten. Söz veriyorum. Vabbè. Conto su della tua parola.
O zaman... Oldu bu iş. Toplanın. Bütün ekip toplanın. Hadi şey selfie çekilecek. Selfie çekiyoruz. Boğan'ı ölümsüzleştireceğiz. Tamam. Hazır mı herkes? Evet. Herkes gülümsüyor. Tebrik ederim. Çekiyorum. Evet, çok güzel oldu. Bu fotoğrafı hemen sosyal medyaya koyalım. Ondan sonra basına da veririz. Böylelikle sizinle çalışmaya devam ettiğimizi herkes öğrenmiş olur. Bravo, bence çok iyi bir fikir. Ha? Signor Fabri. Aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne demek? Sizin için her zaman. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. O zaman biz şöyle yapalım. Biz sözleşme yapalım hemen. Yani formalite tabii ki bu. Hı. Ama resmiyet kazansın. Nasıl? Buyurun. Buyurun Can. Kurtulduk. Arkadaşlar, yeni ortağımız Signor Fabri'yi tebrik ediyoruz. Tebrikler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yapmayın Senyor Can. Yani ben çünkü şirketin yönetimiyle ilgili hiçbir şeye karışmayacağım zaten. Aslında benim buraya gelmeme Salim Hanım sebep oldu. Sanırız. Çünkü ben kendisinden bu özel parfümümü satın almak istedim. Formülü satın almak istedim. Hatta gelip benimle çalışmasını da istedim. Ama kendisi sizi, yani ajansı bırakmak istemedi. Ben de o zaman dedim ki madem o gelmiyor, ben ajansa geleyim. Yani uzun lafın kısası Senyor Can, aslında sizinle ortak olmamıza Sanem Hanım sebep oldu. Haberim yoktu görüşmenize. Ya biz Sanem Hanım'la uzun zamandan beri görüşüyoruz zaten, değil mi Sanem Hanım? Neyse ya, Senyor Can. Arada sırada Sanem Hanım'ı kaçırmamda bir sakınca yok herhalde, değil mi? Çünkü kendisi benim bu iş teklifimi kabul etti. Biz bu parfümle ilgili bir geliştirme sürecine gireceğiz. Yani uzun lafın kısası, kendisi bana bu özel parfümü vermeyi kabul etti. Çok hoş bir şey bu. Sanemciğim, tebrik ederim seni. Neyse, ben artık kaçayım. Bundan sonra nasıl olsa sık sık görüşeceğiz. Sanem Hanım. Görüşmek üzere. Senyor Emre. İyi günler. İyi günler Senyor Fabri. Fabriciğim. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Hep görüşelim. Evet. Davetime böyle geç gelen hanımefendi kim acaba öğrenebilirim? Önemli değil, bir çalışanımız. Çalışanınız. Bana böyle etse ara. Ben de dans ederken siz yine parfümünüz hangi marka diye soracaktı. Can Bey, bana kızınız biliyorum ama... Sen hangi akla benim adıma konuşuyorsun, arkamdan iş çeviriyorsun? Ben sizin adınıza konuşmadım. Ben şirketi kurtarmaya çalışıyordum. Ya kim istedi senden şirketi kurtarmanı, benim adıma konuşmanı, benim adıma davranmanı? Bana sormadan kim istedi? Yani ben söylemek istedim ama benim yüzüme bile bakmıyorsunuz. Piyasada kimse, hiç kimse bizim hisselerimizi almak istemezken sen gittin Fabri'yi ikna ettin. Evet. Zor olmamıştır zaten ikna etmen.
Can Bey, ne söylediğinizin farkında mısınız? Bana kızgın olabilirsiniz ama kırıcı olmanıza gerek yok. Ben size her şeyi anlatmaya çalışıyorum ama yüzüme bile bakmıyorsunuz benim. Her şey. Her şey için çok geç kaldın Sanem. Burada mı her şey? Ha? Burada mı bana anlatmadın her şey? Ha? Evet. Bana anlatmadıklarının değeri işte bu benim için. Yaptıklarını zaten anlatıyor her şeyi. Ne teklif ettin Fabri'ye? Nasıl ikna ettin yani? Kendi kokunu mu vereceksin yoksa yeni bir parfüm mü çalışıyorsun? Ha? Sizi ilgilendirmez. İster kendi kokumu veririm, ister yeni bir parfüm yaparım. Beni ilgilendirmez, öyle mi? Beren! Efendim Can. Fabri ara. Sözleşme iptal. Nasıl iptal? Can, hiç kimse hisselerimizi istemiyor. Batarız, batar şirket. Sanem! Sanem, Fabri'yi arayıp sakın sözleşme iptal falan demiyorsun. Niye öyle bir şey diyeyim? Gören de gece gündüz beni Fabri'yle görüşüyor zannedecek. Ha, bu arada ben nasıl unuttum ya? Senin yüzük takman lazım. Fabri sizi hala nişanlı sanıyor. Öyle bir şey lazım değil. Ben ayrıldık dedim. Peki bir şey soracağım ben sana. Fabri senden parfümün dışında başka bir şey istedi mi? Yani ajansla ilgili diyorum. Bir planı var mıymış? Sen bir şey hissettin mi? Bir şey söyledi mi? Hayır, sadece parfümü istedi. Çok güzel, sorun yok demektir. Yani yeter ki şirket kurtulsun. Sanem de artık adama ne verirse versin, bize ne? Tamam, ben sana şurada katılıyorum. Sanem bir densizlik yapmış, sana sormadan gitmiş Fabri ile konuşmuş. Burası okey ama yani bu her zaman yaptığı şey Sanem'in. Anlamadığım şeyin şu anda niye problem oldu bu, bunu anlamıyorum gerçekten. Ben çıkabilir miyim şu anda? Hayır. Can, babanın şirketini kurtarmanın tek yolu Fabri. Lütfen biraz mantıklı ol. Hiç olmazsa bu kadar çalışanı düşün. Hem sen her zaman söylemez misin çalışanlar her şeyden önce gelir diye? Can, şirketi düşünmüyorsan babanı düşün. Babam hep aklımda zaten derim. Başka bir yolunu buluruz. Ama bizim çok acil bir yol bulmamız lazım Can. Sen durumun ciddiyetini benden çok daha iyi biliyorsun. Fabri'yi ajansımda istemiyorum. Adam zaten ajansın en büyük müşterisi. Sürekli ajansta. Can, sen acaba duygusal hareket ediyor olabilir misin? Ya ne duygusal derim? Ne diyorsun Allah aşkına? Partide de Fabri'nin Sanem'e asıldığını düşünüp daha sözleşmeyi imzalamadan çekip gitmiştin. Aynı hatayı yapıyor olabilir misin acaba? Çünkü gerçekten mantıklı olan bir insan şu aşamada Fabri'yi reddetmez. Tamam. Seren, haklısın. İşimize bakalım. Nihayetinde Sanem de karlı çıkmış günün sonunda. Dünya devi parfüm şirketine kapağını atmış bir güzel. Gel be, gel. Bu parfümünü sattın. Yani demek istediğim yoksa başka bir formül mü yapacaksın? Sizi ilgilendirmez. İyi. Bu kadar krizin arasında çok meraklıydım senin parfümüne. Can Bey geliyor. Arkadaşlar bugün iş yok. Herkes evine gidebilir. Ev mi? Ev huzurluyken gidilen bir alan değil mi? Nasıl gideceğiz biz? Ne evde neden eve dedi? Kaygılandırdı bizi şu anda. Ha? Evet, ben de fenalaşıyorum. Kaygılı da oldu içimde. Allah. Bu iş bir çözülmesin. İstanbul'da çalışacak ajans bulamayacaksın Sanem. Para kazanmak için dünyanın her ucuna gideceksin. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir şey yapmadım. Ne bağırıp duruyorsunuz bana? Sanem hanım mı? Bana mı bir şey dediniz? Aa, Sinyor Fabri, Sanem'in mahallesinden zararsız biriymiş zaten. Biz şimdi gideceğiz, sizin şoförünüzü alacağız, çıkacağız. Sonra da unutacağız artık bu meseleyi. Unuturuz yani hep birlikte. Yarın unuturuz mesela biz bunu. Bu adam Zübercet. Zübercet. Küçüklüğünden beri ya size takıkmış galiba. İlginç. Erkeklerde takıntı yaratıyorsunuz ha?
Evet, öyle bir takıntı yaratıyorum ki nefret ediyorlar benden. Yüzüme bile bakmıyorlar. O konuda çok başarılıyımdır. Takıntı iyidir. Takıntı adamı güçlendirir, besler. Umarım müşteriler de parfümünüze takılıp kalırlar. Ha, Sanem Hanım? Tabii tabii, takılıp kalırlar. Artık gerçeklere mi, yalanlara mı, orası bilinmez. Takılıp kalsınlar da, önemli olan o. Can Bey düz. Of! Arkadaşım, sen nasıl bir insan evladı çıktın? Mafya diye kaçırdık, yemin ediyorum müptezel çıktın. Bir şişe eter bitirip adam dövmek nedir ya? Söz verdin, çözdük. Gittin geldin, bir daha dövdün. Ama bundan sonra sana acımak yok. Ay, evet evet, burası. Burası, burayı gösteriyor. Siz burada bekleyin lütfen. Siz beni burada bekleyin, ben hemen geliyorum. Zebu! Ha, Sanem. Of, hayattasın. Bırak, bırak sana beni. Yemin ediyorum seni kurtarabileceğimi biliyordum. Sırf senin için İtalyan mafyasıyla boğuştum. Gerçi bu da İtalyan değil, çakma İtalyan çıktı. İyi yaptın. Allah'ım, iyi misiniz? Nasıl? Ben burada mafyayla savaştım kızım. Bunun karşılığı bu mu olmalı? Baksana ağzımı yüzümü dağıttı herif. Sanem Hanım ne kadar sürprizlerle dolu değil mi? İnsan şimdi ne yapacak diye merak ediyor. Evet, öyledir. Hep macera, hep adrenalin. Ah Sanem, ah Sanem. Ay, perişan oldum. Biz burada bekleyelim, Signor Fabri. Alır gelirler hemen. Biz bekleyelim, getirirler. Hiç bize zarar gelmez, merak etmeyin. Ahanda Candivit, dur. İyi, iyi, hiçbir şey yok. Hemen dışarı çık. Arabada bekleyen adamdan özür dile hemen. Tamam, benim için de makul. Kardeşim, hakkını helal et, kusura bakma. Ulan bunun bedelini ödetmezsem sana. Tamam, açtım. Tamam. Of. Kusura bakmayın, olur mu? Sen öldürürüz. Sanem. Sanem. Kendi kokunu mu verdin Fabri? Sizi ilgilendirmez. Sanem. Bırakın beni. Sanem. Sanem. Tek bir soru soruyorum sana. Bu kokuyu mu verdin Fabri'ye? Kendi kokunu mu verdin? Size önce başka bir şey söylemek istiyorum. Dinleyecek misiniz? Hayır, dinlemeyeceğim. Soruma cevap ver. O zaman sorunun cevabını alamayacaksınız. Şimdi bir yanlış anlaşılmanın kurbanıyım. O zaten Sanem belli. Kendisi de ayakkabıyla yüzüme bastı. Ben de mağdurum. Sanem! Dedim Eren ki, İtalyan mafyası. Debo muydu neydi? Çenesi hiç İtalyan durmuyor bunu. Yok mu evi barkı? Al götür. Ha, şimdi korktu ya, çenesi düşmüştür onun. Sakinleşince susar. Ayrıca biz İtalyan halkını gerçekten çok seven bir kitleyiz. Gerçekten. İtalyanlar bamba. Ti amo. Sus. Sus. Yorum susmuyor. Fabri'ye veda etmeden mi gitti o? El birliğiyle bugün öldüreceksiniz beni artık. Eren Hanım mı? Can Bey miydi o? Signor Fabri iş için aradılar. Tamamıyla işle ilgili çok özür diliyor sizden. İletti bana. Evet. Anlıyorum ben sizi. Maceralı bir gün oldu değil mi bugün? Ya işte Sanem'in renkli dünyası. Biz hep böyleyiz biz. Anlıyorum. Ben kendisinden davacı olacağımı söyledim. Davacı olacağınızı. Gasp. Gasp. Adam kaçırma. Adam kaçırma. Darp. Darp. Ama yanlış anlaşılma oldu. Vallahi yanlış anlaşılma. Hırsızlık. Oo, hırsızlık bir de. En az 30-40 sene yerde. 40 yıl diyorsunuz. Hı? 40 yıl. Bana da dediler. Evet. Ama ben tabii ki bunu yapmayacağım ama gözünü korkutayım dedim, tamam mı?
Çok iyi yapmışsınız. Hak etti çünkü ders olsun. Gerçekten bu yanlış anlaşılma için çok özür diliyoruz. Hayat, yapacak bir şey yok. Peki ya o zaman? Salim Hanım? Yarın görüşmek üzere, okey? Hı hı. Yani Hanım, biz taksiyle gideceğiz. İsterseniz siz de eve bırakabilirim isterseniz ha? Çok zarifsiniz tabii ki. Süper, okey. Murat Bey? Hiçbir şeyin yok Murat'cığım. Kızım seni kaçırdılar zannettim. Ne bileyim ben, durduk yere başım yandı gene. Abi sen kaçtığında kaç yaşında olacaksın?